Türkçe öğretmeni bir başarı öyküsü yazmaları için öğrencilerini ödevlendirmiştir. Bunun için onlara ilham verecek filmler izlemelerini tavsiye etmiştir. Öğrencilerin izledikleri filmler yandaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin izlediği filmlerin tamamının ödev konusuna uygun olduğu söylenebilir. Okuyucu filmine bakalım arkadaşlar. Şurada bir tablo var. E, tabloda öğrencilerin izlediği filmler var. Yukarıda da filmin bilgileri var. Okuyucu filmini okuyorum. Filmde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da savaş suçlusu olarak kapsedilen Hannah Schmidt'in hapiste Michael adlı bir gencin ses kayıtlarını dinleyerek kendi kendine okuma yazma öğrenme hikayesi anlatılır. Sizce e, bu film e, başarı öyküsünü anlatıyor mu arkadaşlar? Evet bence burada gerçek bir başarı öyküsü var. E, yeni hayat filmine geçiyorum. Hayatının neredeyse her dakikasını programlayan bir Amerikalı'nın yaşamı 4 sene kesintiye uğrarsa ne olur? Film Pasifi'nin... Issız Adalarından birinde uçak kazası sonucunda mahsur kalan Amerikalı'nın başarı ile sonuçlanan hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Bakın burada da başarılı bir hayatta kalma mücadelesi var. Kör nokta filmine geçiyorum. Filmde 13 kardeşin arasında kimsenin umursamadığı zenci bir gençken zengin bir aile tarafından himaye edilip bir gün Ulusal Futbol Ligi'nin en çok aranan sporcularından biri olması isteniyor. Evet arkadaşlar bu da e, başarılı yani bir başarı öyküsü var. 12 Öfkeli Adam filmine geçiyorum. Filmde cinayetle suçlanan Latin Amerikalı bir gencin 12 jüri üyesinin ön yargılarından arınmış bir değerlendirme yapmaları sayesinde suçsuzluğunun ortaya çıkması anlatılıyor. Şimdi burada herhangi bir başarı hikayesi var mı? Hayır. Burada sadece e, jürinin tarafsız, ön yargılarından arınmış bir değerlendirme yapmasıyla kurtulmuş bir insan var. Mı? Bir başarı öyküsü değil, bir emek öyküsü değil. Dolayısıyla ee, okuyucu filmi, yeni hayat filmi ve kör nokta filmlerini izleyen öğrenci ödev konusuna uygun filmler izlemiş demektir. Hangisinde var bu filmler? Yeni hayat, okuyucu, kör nokta. İşte Ahmet'in okuduğu filmler böyle. 12 adamı izleyenler zaten başarı filmi izlemiş olmuyorlar arkadaşlar. Cevabımız A.